Sokkates'e hoş geldiniz. Bir Biz Bize programında da sizlerle beraberiz. Aslında çok sık yaptığımız program değil. Tabii ki genelde yapıyorsak bunu, buluşuyorsak başında maalesef çok iyi haber veremiyoruz. O günlerden biri bugün. Ama gene tabii ki hem bir zam haberimiz var, hem üzerine konuşacaklarımız var. E, yeni sezon var. geliyor, iyi şeyler var. İyi şeyler var. Yani Sokkates sadece e, bu sıkışık ekonomide ve hayat pahalılığında ve her şeyin pahalandığı dönemde zam yapmak zorunda kaldığı için değil. Ee, yönetim olarak burada Sokrates'in icraatın içinden bölüm olarak da değerlendiriyoruz bunu. Sen Canerler, Genel Müdür e, Canüz e, ve e, Sokrates YouTube e, Genel Yönetmeni Onur Erdem'le beraber Sokrates'teki son gelişmeleri konuşacağız. Ama öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi bir maalesef maalesef dergiyle ilgili özellikle Sokrates derginin e, basılı mecrası ile ilgili ki diğer tabii ki Dijital tarafına da sirayet edecek şekilde bir zam haberimiz var. Bunu tabii yapma sebeplerimiz malum ki aslında sene başında bir zam yaptık. 35 TL yapmıştık. Ama burada şimdi artık 65 TL'ye getirmemiz gerekiyor. Ama neden 65 TL'ye getiriyoruz? Neden böyle bir kağıt üzerine baktığınızda yüksek bir zaman oranı oluyor gibi? Aslında daha yüksek bir zam oranı yapmamız gerekirken bunu yapma çabasında bulunduk. Halbuki hatta 3-4 ayda direndik diyebiliriz aslında. Doğru direndik. Çünkü o sırada hatta bize Twitter'dan da gelen sorular oldu yani zam nasıl yapmıyorsunuz ne oluyor diye. Bunu haklılık olsun diye söylemiyorum ama Üzülerek de yapmak zorunda olduğumuzu, neden yapmak zorunda olduğumuzu anlatalım. Abi istersen sen başla üzerine Tabii sohbet ki. edelim. Tabii ki çok teşekkürler. Bir kere bu programı e, ilk defa biz bize izleyen e, izleyiciler için söyleyelim. E, biz zam yaptığımızda kendi programlarımızda bunu mutlaka okura izah ediyoruz. Gerekçeleriyle anlatıyoruz e, ve üzülüyoruz bundan ötürü. Hep çok üzgün oluyoruz. E, ancak şu an Türkiye'deki durumdan ötürü yani çok üzülerek bu zam yapıyoruz? Çünkü bu bir yenilgi aslında. Yani bu e, fiyat politikası en nihayetinde öğrencilerin ve dar gelirlerin, bu dergiyi rahatça alabilmesini sağlamak amacıyla belirlenen bir politik olmasına rağmen bunu daha da zorlaştıran bir ekonomik serüven içinden geçiyoruz hepimiz. Bir delilik içinden geçiyoruz aslında. Dolayısıyla gerçekten çok üzgünüz. Ama şunu da somut olarak söyleyeyim. Mahcup da değiliz. Çünkü biz senin de dediğin gibi elimizden geleni yaptık. Ancak mahcup olmasak dahi bu zammın gerekçeleri de Sokates'i çok seven, el tutan, destekleyen, yeri geldiğinde sadece Sokates'i sevdiği için abonelikler alıp etrafına dağıtan onca sevini varken mutlaka her zaman bu kararları izah etmemiz gerekir diye bu ekrana çıkıyoruz. Şimdi bu sefer yaptığımız zammın sebebi şu. 35 TL'den derginin etiket fiyatını maalesef 65 TL'ye çıkartmak zorundayız. Temel çıkış noktamız da şu. Bir derginin, bir adet derginin e, üretim maliyeti, üretimle kastemiz yalnızca e, kağıt ve matbaadır. E, i̇zleyenler arasında matbaacı veya kağıtçı arkadaşlar da varsa altta yorumlarda bunu da teyit edeceklerdir. E, 23 TL'ye geliyor artık. Şimdi biz 35 liraya bu dergiyi sattığımızda e, piyasaya verdiğimizde %40 indirimle veriyoruz. Dolayısıyla biz derginin sadece kağıt ve matbaa maliyeti 23 TL'yi karşılamak için bir dergi sattığımızda aylar sonra... 21 TL alıyoruz. Buradaki hesapları size e, olayın netliğini izah etmek için söylüyorum. Aslında çok çok da önemli değil. Ama altta yatan e, esas gerekçe şu. Biz her bir dergiyi sattığımızda, o dergi satıldığı anda e, otomatik olarak zarar ediyorduk. %40 indirimle veriyoruz da şöyle düzeltelim. Yani bizim kendi jargonumuzda %40 Doğru. indirim de... Dağıtıcıya verdiğimiz paydan bahsediyoruz aslında. Dağıtıcıya verdiğimiz paydan. Şimdi burada birkaç tane hareket var. Zorunlu alalım. bir şey yani. Hani... Zorunlu bir şey evet. Dağıtımcıya verdiğimiz indirim e, zorunlu indirim yani bizim <laughs> kendi seçelim seçimimiz değil ve bu dağıtımcılarda bir kısmı da işlerini gerçekten çok kötü yaptıkları için ellerindeki dergiler sipariş ettiklerinin çok azını satabildikleri ve teker oldukları için. Teker oldukları için vesaire Türk Uğaz'dan bahsediyoruz yani Hı -hı. korkunç yapılaştırını e, ve böyle olduğu için de bir de satılmayan dergilerden dolayı zararınız var falan filan. Yani eninde sonunda işin geldiği nokta şu dergi Satışı arttığı zaman bu bizim için iktisadi olarak kötü bir haber olur noktaya gelmişti. Dolayısıyla şöyle bir yol ayrımına gittik biz. İki tane seçeneğimiz vardı. Bir tanesi bunlardan derginin maliyetini azaltmak, kağıdı azaltmak, işte kadrosunu daraltmak, işte kağıt kalitesini sayfasıyla beraber düşürmek, kapak kalitesini düşürmek. Ama bu devam edecek bir, yani başarılı olabilecek bir yol değil çünkü şunu da bilmiyoruz. Burada durmayacak bu iş. Yani ekonomiyi bugün yönetenlerin gösterdikleri irade bu işin daha kötü olmayacağına dair hiçbir güven vermiyor bize. Dolayısıyla yarın daha kötü, öbür gün daha kötü olabileceği gerçeğiyle yüzleşirken bir iktisadi zemine işinizi yerleştirmeniz neredeyse mümkün değil. Bundan mütevellit derginin fiili kalitesini asla düşürmeyip, çünkü bu senaryonun zaten sürdürülebilir olmadığı açık, bunun bir devamlılığı olmayacağı açık, e, ekonomi bir gün düzeldiğinde fiyatları ulaşılabilir kılarken, Aynı zamanda derginin kalitesinden, içerik ritminden, içerik kararlılığından e, ödün vermeden ne yapabileceğimize baktık ve bu fiyata vardık. Bu fiyatta da şunu somut olarak söyleyebilirim ki e, bizim mali idare işlerden bize gelen tavsiye fiyat 96-99 liraydı. Hatta şöyle diyeyim özür dilerim. İlk biz bu zam görüşmesi için toplantı yapıyoruz. Çünkü hani hesaplar yapıyoruz. Hı hı. Ne olabilir, fizibilitesi nedir durumdayız. E, hani bir yandan çünkü her ay piyasaya çıktığımızda bu... Mart'tan beri herhalde değil mi kurlar bu kadar kötü gidiyor. Biz zaman mı yaptık 35. Sonra iyice ee, Cılkı çıktı eee yokuş aşağı gitmeye başladı. Hmm. Yani euro ve dolar yükselmeye başladı da. Hmm. Senin orada dediğine emek yapmak istiyorum ki daha maliyeti açıklamak açısından hani hmm. matbaa, e, kağıt, tabii ki bunun içinde bir sürü masraf var. İşte boya kullandığı boyadan tut her şeye kadar tut, detay önemli. Sahipsen. Bulduğun kağıdın e, özellikle şey değişimi çok e, dramatik aydan aya. Ve dolar üzerinden veya euro üzerinden arttığını da söyleyelim basılan kağıdı Aynı kağıdı bulamayabiliyorsun. Aynı yani. kağıdı bulamıyorsun. Bayağı krize de girdik hatta, hatta sene başında çok hani 3-4 aylık kağıt bulmakta bile zorlandığımız dönemler oldu yani Hı -hı. beraber konuştuğumuz şeyler. Üzerine bir de dağıtım kısmını söylediğiniz onu detaylandırmakta yarar var. Mesela hem bir dağıtım meselesi problemi var. Hani üzerinden söylediğiniz hem işi iyi yapmamak hem de çok yüksek. E, fahiş fiyatlar talep etmek. Hı hı. Üzerinden bir de e, kargo ücretlerinin her ay inanılmaz şekilde zamlanması. 30 lira var. Geçen ay dergimiz 35 liraydı. Çok dramatik bir şey yaşadık. Bir dergiyi yani 35 liralık bir dergi göndermenin fiyatı 34 liraydı. Bir tek bir derginin tekil kargo ücreti. Yani aslında zaten e, bu çok net bir şekilde anlatıyor. Yani sadece evet, tabii kargo tabii. ücreti bir derginin 1 TL sadece düşüktü. Bir de fikir vermesi açısından yani, da şeyi söyleyeyim. Yanlışım varsa. Böyle hatırladın. bir dönem de geçirdik. Hani son 2-3 aydır. Onu da söyleyeyim. İstediğim ki hani bayağı direnmek evet. dediğimiz neydi? Evet. Onu anlatmış yani. olalım. ya. O yüzden hani yenilgi dediğin kesinlikle doğru. Hı -hı. Onun üzerinden gelen hesaplama ilk başta bize hatta 82 TL miydi? Sonra bu ay 99'a çıktı. Yani Hı -hı. çünkü masraf sürekli artıyor. Ama biz orada 65'e sabitledik. Çünkü başka yerlerden tolere edebileceğimiz bir Aynen. hesap yaptık. Bizim burada, derginin şeyi söyleyeyim. Sadece fikirleri lütfen. olsun diye. Dergi ilk çıktığında 2015 yılında bundan 7 sene önce bir derginin baskı maliyeti şu anda canın 23 lira dediği baskı maliyeti 2 ile 2,5 civarı 2 2,5 lira civarı falan bir yere denk geliyordu bizim için. 2,5 2,7 civarı bir yerde seyrediyordu. Yaklaşık 10 katına falan çıktı yani şu andaki. Evet, tabii. Ama zaten şu an sokağa çıktığımızda herhangi bir, bir şey almaya çalıştığımızda herhangi bir marketten şu Her marketten, şey için geçerli zaten e, şey yok. durumda ne kadar vahim durumda olduğunu görüyoruz. Bu bir de basılı kağıt dediğimiz mecraya ya da e, basılı e, bas, e, basının bu kısmına geldiğimizde zaten ciddi bir kriz var. Hı -hı. Bir de işin dergicilik tarafında da ciddi bir kriz var. Hı -hı. Yani genel olarak. Kağıt endüstrisinde ciddi bir kriz var. Bu da zaten bizim total olarak bütün hepsini erittiğimizde uzanma yapmamızı getiriyor maalesef. Dolayısıyla yani. işte şunu söyleyelim okurlara. Yani 1 Ağustos, Pazartesi <laughs> günden itibaren o tarihe kadar değil. E, evet. Çıkan, yeni çıkan dergiler ee, bu fiyata göre zamlanmış olarak piyasaya çıkacak. Daha önce çıkmış dergilerin üzerinde ne yazıyorsa o fiyattan durmaya devam edecekler. Onların hiçbirisine bir zam yapmıyoruz. Abonelik fiyatlarına zam gelecek. Ayrıca onunla da söyleyelim. Orada da sanıyorum %71 civarında bir zam gelecek abonelik fiyatlarına. Ama bir Ağustos pazartesi de geçerli bu. Şu an böyle bir zam yok. Eğer almak istiyorsanız şu anda davranabilirsiniz. Bu zamın temel sebebini de çok kısa özetlemek gerekirse piyasaya sürdüğümüz dergiden tekil olarak zarar etmemenin yolunu bulmak. Çünkü bunu yaptığınız sürece biz bu ekonomide çünkü bu senenin sonuna kadar hatta senin belli bir tarihine kadar kendi iktisadi planlarımızı çok ayakları yere basan şekilde yapıyoruz. Çok sağlam bir plan yapıyoruz. Ama bu planı sürdürmemiz için en azından belli hesapların tutması lazım. Ama derginin maliyetinin daha ne kadar artabileceğini her satan dergiden zarar etme riski olan bir senaryoda bu işi sürdürmek gerçekten mümkün değil. O yüzden verilen karar zarar etmeyelim dergiden ama aynı şekilde yayınlamaya devam edelim bir noktada Türkiye'nin ekonomisi düzelirse ki ben gönülden inanıyorum bunun düzeleceğine. Bu sürdürülebilirliği asla almayan bir senaryo çünkü. Ee, o zaman dergi kalitesine ödün vermeden devam etmiş bir dergi olarak kalsın. Burada zamdan bahsettik. Peki bundan sonrası ne olabilir? Onu konuşalım aslında. Nedir o? Biz işte abonelikleri mesela paketleri sen de söyledin. Abonelik paketlerin daha ulaşılabilir ve daha ekonomik hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü kargo ücretli işin içine girdiği için. Bir yandan dijital abonelik, Orada dergi okumayı yok. zaman zaman basılı olarak erteleyebilirsiniz. Dijital e, abonelik mevzusunda özellikle daha e, davet ediyoruz. Yani biz Sokrates dükkanın bütün imkanlarını Sokrates'e ulaşabilmesi için insanların e, seferber edeceğiz elbette. Şimdi kargo tarafında da dijital tarafında da. Hani Sokrates'i hem nitelikli yapıp hem de daha uluslararası bir hale getirmeye daha olabildiğince tabii ekonominin geliştiği halde ee, ona da uğraşacağız. Hani burada moralsiz üzerinden moralsizlik üzerinden gitmiyoruz. Bunu bir ne olarak görüyoruz. Hatta kendi aramızda da konuştuk. Hani çok samimi bir şekilde. Hı hı. Bunu bir geçiş süreci olarak görüyoruz. Yani biz hı hı. dergiye kağıtı basılı halde hayatta tutalım istiyoruz ki bu krizi ne hale sürmeyeceğini düşünüyoruz. Kesinlikle. ve bir noktada yavaşladığında veya geleceğe umutla bakmaya daha fazla başladığımızda da tamam deyip belki bir gün gelecek biz başka türlü bir fiyat politikasına gideceğiz. Daha her şey ılıman iklime kavuşacak. Bu Hiç umutla yok. zaten Hiç işlerimizi yok. yapmayı sürdürüyoruz. Onu da söyleyelim. Bu vasıle sevgili dinleyicilere de şunu diyelim. Yani bu e, ekonomi yönetimi denen kepazeliğe hep beraber e, güçle karşı durmaya çalışırken e, en azından şunu sizin için mutlaka hep sağlayacağız. Bir kere içerik niteliğine düşüş olmayacak. içerik üretiminde düşüş olmayacak. Ve e, dijital e, abonelikle internet üzerinden fiyatlara bir zam yapmıyoruz. Oradan aynen abone olmaya devam edebilirsiniz. Çünkü orada bir kağıt maliyeti falan gibi bir söz konusu değil. E, ve yani umuyorum burada e, hep beraber bu süreçlerin sonrasını bir gün Sokrates derginin de çok daha ucuz fiyatlarla ee, öğrencilerin elden ele gezirdiği bir dergi olabileceği yerde olduğunu hep beraber göreceğiz diye umuyorum. Aynen abi. O zaman biraz daha böyle zamımızı maalesef açıkladık ama ne Dur, olduğunu bu açıkladık. kadar moral bozucu bir şey söylemişken araya şunu ekleyebilir miyim müsaadenizle? İşte. Ha, işte senin gibi. Hatırladım. Şimdi bu zam tabii ben haliyle hep zam olan bölümlerde çıktığım için. Zam abi. Abi bak çeşitli isimler. Abi zam olmanın da bölüm yaptık bak. Lütfen şey yapma. Ya, Pandemi de yaptık. Hissetme. Kendini yaptık. kötü hissetme yaptık. yani. Zam yaptık, zam, yaptık, yaptık. yapmayıp da yaptık. Pandemi olduğu için yaptık onda. Aynen. Yani ama yani artık, ama, artık, olsun. O o azrail o ama olsun. bizim suçumuz değil. olarak yaptık. Ama o bizim suçumuz değildi. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bana takılan isimler arasında zam abi var. Ee, bana isim olarak altta yazılan şeyleri gördüm çok güldüm ya bir zam abi var en sevdiğim şey zamyetin sonra zamorano var ee, Mozambik var. Zamorano iyiymiş yani. Abi çok çok. Mozambik çok zorlama ya. Yapmayın böyle şeyler. Yapma ya Mozambik. Abi zamyetin çok mu doğru dursa? Yani en ne ilgisi var zamyetinin yani? En zamla başlıyor. Anladım. <laughs> yani zamzibar gibi. Yani. <laughs> Neyse yani bu tabii yapacak bir şey yok. Ama çalışmayı sürdürüyoruz. Peki dergide bu arada her ay dergimizi yapmaya devam ediyoruz. Zaten şu an derginin son günü yani şey hmm. olarak teslim olarak ofiste bütün ekipte Ağustos sayısını hazırlıyoruz bir yandan da. Bitirmek üzereyiz. Derken de aslında Kaç aydır da YouTube tarafında da ciddi umumalı bir çalışma var aslında. Ocaktan Oradan bahsedebiliriz mi? yani. var evet. Yani yeni sezon için, şimdi sonuçta bir, ne diyelim hafif nadas dönemindeyiz. Ekinler büyüyor ve şimdi hasat dönemine geliyoruz. Nedir onlar? Evet hasat canım, dönemine. bir ay, bir buçuk aydır falan kanal şeyde <laughs> boş viteste gidiyor gibi bir durum var. O da şeyden hani, sonuçta belli içeriklerin yapıldığı, nasıl söyleyeyim, müsabakaların veya branşların çoğu durduğu için onlar devam etmedi. Sezon mantığı da bizim tarafta Ağustos, <laughs> Mayıs sonu gibi genel olarak gidiyor. Normal bütün yayıncılar gibi, spor yayıncıları gibi diyeyim daha doğrusu. Abi Can'ın da dediği gibi aslında biz yeni sezon hazırlıklarına geçen Kasım, Aralık yani Kasım, <laughs> Aralık gibi başladık. Ee, işte en sonda Mayıs gibi de finalledik gibi. Ee, i̇yi haber Socrates'teki geçen sene ekranda gördüğünüz herkes Socrates'te çalışmaya devam ediyor. Socrates'i de üretmeye devam ediyorlar. Bir kan kaybı yaşamadık. Aynı ekiple devam ediyoruz. aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Abilerimiz olma ihtimali var arkadaşlarımızla beraber ama onlar için belli bir süreç söyleyebiliriz. Bunun dışında set yani setup'ta değişikliklere gidiyoruz. Bu dekoru değil, diğer tarafı gri dekor olarak gördüğünüz bölümü değiştiriyoruz. İşte yaklaşık bir buçuk aydır falan onun tasarım süreci vesairesi şimdi de yapmaya girişildi. Yeni sezon orası yetişecek. Yani setup değişmiş olacak. Tam neyler değişecek? İzleyici neyi görüyorsa onları söyleyeyim. Hani Aslında etaplar... görsel olarak biraz daha kahramsal bütünlük yaratmaya çalışıyorsun. Evet. Yani tam setteki <laughs> renkler, KJ'lerdeki yani ekranda görünen şeylerdeki renkler arasında <laughs> birazcık daha devamlı, evet, birazcık orası daha... Orası biraz daha... daha soğuk bir setti, biraz daha sıcak bir set olacak. Bir de bizim ilk başta planladığımıza göre tabii program sayısı, biz şu anki thumbnail'ları yaptığımız zamana göre program sayısı ve YouTube'da herkesin takip ettiği program sayısı da bir anda büyük bir enflasyon olunca evet. bizim thumbnail'lar biraz kakafonik kalmıştı. Sen ee, ona da bir çözüm ürettin. Ben üretmedim. Ee, beraber çalıştığımız, çok güvendiğimiz e, art direktörler ve kreatif direktörlerle bu süreci götürdük. Onlar iyi bir çalışma yaptılar, tamlayılar ona göre değişecek. Ee, arka taraftaki sette aslında senin dediğine şuradan çıkayım. Ee, günde bir program yayınlıyorduk o sete girdiğimizde. Yani seti yaptığımızda bir buçuk program gibi yayınlıyorduk. Aynen. Şu anda yeni sezonda basketbol programlarının da devreye girmesiyle yani basketbol sezonunun da başlamasıyla beraber Ekim itibariyle e, haftada 20-23 program arası yani minimum günde 3 program neredeyse olacak şekilde bir yayın takvimi var. Bunun dışında şey de söyleyeyim, e, yeni formatlarımız da var aynı şekilde yani bu sezona girerken özellikle e, Sokrates'in dijital tarafıyla, YouTube tarafıyla Sokrates Dergi'nin başlangıcını e, bugünle beraber birleştirmek istediğimiz bir projemiz vardı. Ee, uzun süredir uğraşıyoruz. Ee, bunun için aramıza katılan bir arkadaşımız oldu, Efe. Aralıktan beri mi çalışıyor? Aralıktan beri çalışıyor. Tamam. Ee, stoklayarak gidiyoruz. Derginin içinde bulunan ama dijitale taşınmayan ve YouTube'dakilerin görmediği, sonuçta Socrates'i YouTube'dan tanıyıp e, seven ve okumaya başlayanlar da olmuştur ama onların kaçırdığı, birazcık bizim de tozlu raflarla bıraktığımız ve unuttuğumuz onları ön plana çıkartmadığımız, ki siteyle beraber onlar okunabilir duruma geldiler artık. Tabii. Ee, bütün o dosyalardan seçip e, animasyonla karışık desktop videolar hazırlamak için bir çalışmamız var. Sokrates haricinin en kıymetli, en özen verilmiş işlerini aslında bir dosya olarak alıp bunlardan bir seriye başlıyoruz. Olağanüstüler bu arada. Evet, Çok güzel işler. Ya, olağanüstüler. Sokrates Originals adıyla çıkacak. Aynen. İngilizce altyazıyla da çıkacağız aynı zamanda. Seslendirme için de Sungun Babacan'la çalışıyoruz. Yani bu da ne kadar kıymet verdiğimizin bu işe bir göstergesidir diye tahmin ediyorum. Türkiye'nin gelmiş şey en iyi seslendirme sanatçılarından bir tanesi özellikle de onunla olsun isteyerek biz kendisine başvurduk. Zaten orada Salta şeyi kabul çok güzel kotardınız siz ya. Yani bunu <laughs> izleyenler kendileri ayrıca takdir edecektir veya beğenmeyecektir. Tabii onun feedbacklerini alırız ama ben <laughs> özellikle onu çok heyecan verici buluyorum. Bir taraftan ses çok güzel bir klasik belgesel sesi. Hakikaten doğru ayak izliyoruz ya hep çünkü bazı TRT belgesellerini falan ah ne güzel günler diyoruz. Dizyona <laughs> bakıyoruz. Bütün profesyonelliğe bakıyoruz. Ses öyle bir ses. Ama aynı zamanda da e, görsel değil. Efenin Efe, Efe Tatlıcı'nın hazırladığı görsel değil de olağanüstü modern bir Değil. Evet. Dolayısıyla Sokrates'in logosu gibi birazcık böyle üstü modern, altı klasik. Yani orada harika bir bütünleşme var. Bu şey bana hep çok cazip gelmiştir. Ee, yeniyi eski bir üslupla sunmak. <laughs> çok çekici gelmiştir ve bunu ben olağanüstü becerdiğinizi düşünüyorum. Ya yani o yüzden izleyiciler de bunu görünce ben Ya umarım çok beğeneceklerini Umarım tahmin ediyorum. severler diyeyim. De yani. Bir de Oraya. şeyi iletişimini kurmaya çalışıyoruz hep. onu kurmak açısından yani Sokrates'in bütün içerik mecralarını birbiriyle böyle iletişim kurmasını, temas etmesi. Zaten evet. biz burada temas ediyoruz da onun içerik olarak bütünleşmesi açısından da çok güzel. Yani zaten işte dijital abone olduğunuzda bütün ulaştığınız o 2000 üzerindeki içerik işte yazı, dosya, röportajın hepsinin bir kısmının Videolaştırılmış, görselleştirilmiş hali hem de çok nitelikli bir şekilde hem görsel hem seslendirme hem müzik olarak. Onu görmek açısından da güzel. Yani hikayeyi asıl yazılmış versiyonu bir bir de duymak evet, e, Sokrasi, ve görmek ayrıca çok hoş bir şey. Sokres'in bütün yayın politikası tam merkeze oturacak bir içerik. Mecaların yayın politikası ile alakalı. Doğal olarak YouTube tarafında biz daha pop bir içerik üretiyoruz. Dergi ise başından bu yana çok daha ağır. entelektüel bir tara taraftan ve daha ağır başlı bir iletişim yürütüyor derginin içeriklerini poplaştırıp YouTube'da bunları yayınlayarak YouTube tarafında daha e, dergiye yakın içeriklerle birleştirip aslında tam merkezde oturan bir o, program olacak. O bir hikaye taraftan. anlatıcılığına temas etmiş oluyoruz. Derginin çünkü en çok yapmak istediği şey o ya. Yani. Evet. O da YouTube'un içinde nüfuz etmiş olacak. En arkasında durduğumuz işlerden bir tanesi bu sene. O yüzden zaten, zaten o kadar arkasında duruyoruz ki bilinçli olarak sponsor almayıp Evet. Sokak sunar diye çıkacağız bu işi ya yani o şekilde girmeyi tercih ettik. E, bunların dışında ya. şimdi arkasında duruyoruz dedik Emre ile Erman'dan e, bir bahsetmem gerekir Şimdi <laughs> Erman çünkü bu konuda bana referecektir. Emre ile Erman e, bir program başlayacaklar birlikte ikisi Çağla ile Yiğit Poyraz bir program başlayacaklar beraber. Onların ayrı bir şeri, içeriği olacak. Bazı programlarımızı evirdik değiştirdik farklı bir konsepte size sunmaya karar verdik. E, yeni başka seyler için de görüşmelerimiz an itibariyle da sürüyor. E, onu da söyleyeyim. Ee, yayın politikası ile alakalı sadece şunu söyleyeceğim Sokres'in, Sokres, Sokres Stüdyo'nun yayın politikası ile alakalı. Ee, dikeyde değil yatayda genişletip çeşitliliği artırmaya e, özen göstermeye karar verdik. Bundan sonraki amaçlarımız da bu olacak. Ne demek istiyorum? Ee, Türk futbolundan bahsediyorsak Mehmet abi ve Emre var elimizde ve onlar e, en iyi şekilde bu işi üretiyorlar. Avrupa futbolunda çok kaliteli bir ekip var. NBA'de Kaan abi, İnan, Orkun, Uğur Ozan zaten çok kaliteli bir ekip var bunun dışında Formula 1'de Serhan abi gibi bir isim var gibi gibi zaten kendi alanında uzman ve kendi alanında zaten <laughs> e, güvenilir ve kredibilitesi çok yüksek insanlarla bu işleri yapıyoruz o insanlarla yaptığımız işlere devam edip bunların dikeyde genişletmeyip aynı konuları başka başka kişilerle tekrar konuşmak yerine e, yine farklı insanlarla beraber sokresinin yayın politikasında daha kültür, mizah veya sporun başka alanlarına gidebilen içeriklere ve formatlara eğileceğimizi söyleyebilirim. Aslında geçen sene Mehmet abiyle başladığımız Galaxy Rehberi bizim için iyi bir açılımdı. Çok iyi bir karşılık Kesinlikle. aldı. O da bize çok fazla güven verdi. Onu da gör hatta ve hatta Erman'la Mesut'un yarışma programı da aynı şekilde. Bizim Sadece sağ içini konuşmaktan ziyade farklı içeriklere de gidebileceğimize dair <laughs> e, bir destek gördük. Oradan da yola çıkarak bu sene bu çeşitliği artıracağız evet, diyeyim. Yani, Durum bu. Sokrates Stüdyo'ya aslında şunu da söylemek lazım izleyicilere. E, spor, e, kültür ve mizah yayın yapıyor. Sokates Stüdyo. Önem sırasında göre, bu tabii ki böyle. Birinci sırada spor var ve karma spor var. Dünyanın sporları var. Dolayısıyla zaten bunun altını sen olağanüstü dolduran bir plan yaptın bu sene. Hep beraber yaptık. Güzel ee, i̇nşallah, inşallah güzel olur. kısmını Armağan çok dolduruyor bizim programı. Mizah kısmını gerçekten. evet. Olağanüstü. Armağan demişken işte ben, ben o yüzden açtım abi. Pas atacak. Lütfen bir pas. Ara, ara pasımı <laughs> ara pasımı bozmayın lütfen. <laughs> ara pasımı <Çok> bozmayın. Şaka <laughs> yapıyorum. Biz bir de tüm bu tabii hem YouTube'daki bir sonuçta ciddi bir yeni dönem hazırlığı var. Bir yandan işte dergi devam ediyor, bir yandan podcastte bir ee, tabii ki var olan programlardan bazıları devam edecek. Ee, onun dışında da tabii yeni bazı programlar eklenecek. Ağustos sonu, Eylül gibi orada da olacak ama bütün bu dönem özellikle başta YouTube olmak üzere bir de Armağan Ükünç aramıza sadece bana program partner olarak katılmadı bir de kendisi maalesef pazarlama müdürü olarak da katıldı. Yani yetmedi bir de ofiste öyle de bulunuyor. Benim Yapacak... batan Pizzacılık'teki eski ortağım. Aynen bir de öyle bir kötü bir referans da var. Yapacak bir şey yok. İnşallah e, biz İkinci daha işletmede inşallah <laughs> benzer bir sonuca. Yani, görüyorsunuz emin nasıl altına oymaya <laughs> <laughs> Çocuk daha yeni baş... İşin şakası bir yana bir yandan da ciddi bir e, lansman e, ve bu yeni yayın dönemini insanlara aktarma, anlatma çabamız var. Bundan evet. bahsedelim istersen. Ya şimdi şunu somut olarak söyleyebilirim. <laughs> önümüzdeki dönem için işte daha Kasımlardan başlayan hem podcast için hem Sokrates Stüdyo için yapılan plan. Derginin maalesef ekonomik gidişata yenik düşen fiyatı dışında içerik üretme temposu ve dijital yayında web sitesinin geldiği hal. Ki bir noktadan sonra da artık app yapımına geçiyoruz artık. Web sitesinin son hali sanıyorum önümüzdeki hafta artık bitiyor. iki hafta içinde bitiyor. Bütün bunlar... E, stüdyodaki e, çalışmaların e, verdiği olağanüstü güven, e, çok daha e, heyecanlı ve altını dolduran, e, kendi içinde çok daha güzel bütünleşen, e, özgüvenli bir e, yayıncılık kültürüne doğru gittiğimizi hissettiriyor. Dolayısıyla burada çok büyük bir eksiklik vardı. Sokrates derginin, Sokrates dergi kurumunun <laughs> e, tekil olarak sadece o işi yapan, yani o işte uzmanlaşıp o işi yapan bir pazarlama direktörü yoktu hiç. Kurulduğundan beridir o görevi kısmen üstlenmeye çalışan arkadaşlarımız oldu haliyle ama bir pazarlama birimimiz yoktu bizim. Sokrates'in 7 senedir ilk defa bir pazarlama departmanı var. Arman da çok tecrübeli bir e, reklamcı ve pazarlamacı. Dolayısıyla zaten onunla anlaşmak bizim için hiçbir e, sıkıntı olmadı. Çok memnun ve hızlı anlaşma yaptık. Ve e, şimdi ilk defa Ağustos ayında Sokrates e, bünyesi reklam yapacak hiç reklam yapmadık daha önce. Bunu da burada söylemiş olalım. Ee, bu çok heyecan verici bir şey. Çünkü siz çeşitli yerlerde aslında Sokrates'in kimliğini, Sokrates'in nasıl bir yayın olduğunu, içeriklerini görmeye başlayacaksınız ve bu da aslında başka bir e, mücadele olacak bizim için. Ben çok heyecanlıyım. Yani bunun için 7 sene beklemek de kolay olmadı ama reklam yapmak için. Normalde başlamadan reklam yapılıyor biliyorsun Türkiye'de. E, <laughs> 7 sene sonra reklam yapmak da bunun diğer bir ucu olabilir. E, neyse yani özetle Ağustos'un özellikle 9'unda başlayan kampanyadan itibaren veya işte belki 1-2 gün Sarkar tam olarak gün söylemiş olmayayım size. Ağustos ortasına kadar başlayacak kampanyayla beraber siz e, bol bol etrafta Sokrates dergiyi e, göreceksiniz. Peki. Bunun üzerinden, lansmanın tabii arkasından da yeni bir yoğun dönem gelecek. Onu da sorayım. Dünya Kupası planları. Bu Hı. senenin sonuçta... Onu biz... sonra açıklarız bence. Öyle mi diyorsun? Yani sonuçta Dünya Kupası planlarımız tabii ki var. Yani şu ana kadar bütün büyük organizasyonların nasıl kapsadıysak içerikler bir içerik planıyla aynı şekilde yani sağ olsunlar Kasım ve koyarak işimizi bozmak için elinden geleni yapan FIFA'ya buradan teşekkürlerimi sunuyorum. sezon devam ederken bu kez bu işin altından kalkmaya çalışacağız. İnşallah kalkarız bakalım. ama sonuçta hani bu süreci Olsun ya yazın bir nefes aldık vallahi ben öyle bakıyorum ya. Yani. Ben almadım bu arada. Siz aldınız da ben bütün Temmuz çalıştım tabii hani. Biz oturduk canım. Çünkü ben biz. günde 7 saat <laughs> yayın yaptım yani o yüzden. Ayıp ayıp. Çok kötü. <laughs> Çok Hemen bunu da var. şey yapacağım abi. Başka Sikıştır, da tatil. Sıkıştır sıkıştır. Çok güzel <laughs> bari geç, yani geç olsun turun. Eyvallah teşekkür ederim. Vinge. Vingegö. Bu buradan. Bu Tur'da de onuruna sarı Ben bugün sarı, sarı tişörtle geliyor. geleceğim diyerek. Ona eşit, yani böyle eşlik etmek için sarı tişörtle geldim. Sonra Caner tişörtünü değiştirdi. Çünkü Üzerine OB yazan bir tişörtte oturuyor. İnanma programı çektik ya değişik olsun için Halkımıza saygı bizde. aynı tişörtle çıkmayalım dedik. Anladım canım Allah razı olsun. <laughs> yani hani OB evet. Ben alakalı. şu anda böyle şey gibi kaldım. Ne sıkıntı değil. Dünya içerikleriyle ilgili ayrıca bir bilgi veririz. Bir <laughs> açıklamada bulunuruz. Ben stüdyo tarafı için söylüyorum. Dergide tamam. zaten herhalde özel. Tabii ki tabii. Yani. Yani. Dergi için, podcast için, stüdyo için, hepsi için <laughs> ayrı, ayrı hazırlık var. Ayrıca web sitesinde özel bir bölümle özel bir içerik çalışması da yapılacak. Peki içerik çalışması dedik. Son olarak bir konuya girmemiz gerekiyor. Aslında çok böyle polemik olmasını istemiyoruz ama bir yandan kendimizi de açıklamak istiyoruz. Çünkü aslında evet. daha önce biz, biz Hazırda transfer dönemindeyiz. Hazırda transfer dönemindeyiz. Bir de işte Türkiye liginde işte Trabzonspor'un şampiyonu olduğu futbol liginden bahsediyoruz tabii ki. Bir yandan da biz daha önce aslında biz bizim birkaç bölümünde bununla ilgili değinmiştik. İşte Hı -hı. Bu Mesut Özil'in transferi dönemindeki sonradan yaşadığımız evet. şeyler olmuştu. Orada da biraz bahsetmiştik. Yani içerik nasıl bir içerik yaklaşımımız var? Genel olarak ürettiğimiz mecralarda işte podcast, YouTube şey, dergi ve bir yandan da işte web sitesi. Ama bir yandan da sosyal medyası var sokaklarsın. Aslında sosyal medyasında Türk futbolunun bazı gelişmeleri hatta özellikle bu tip gelişmeler üzerine çok haber yapmama. Üzerine bir politikası var. Aslında bunun kökenlerinde ve bu yaklaşımın, bu yayın politikasının kökenleri ne var diye ufak bir konuşalım ki kendimize anlatalım, derdimizi anlatalım. Tabi. İstedik. Abi istersen başla ya da sonra sen de başlayabilirsin. Canım. Olur. Nasıl istersiniz? Sokres dergi <laughs> olarak ilk başladığımızda, sosyal medya hesaplarımızı açtığımızda e, burayı, Sokres'in içeriklerini ve Sokares'in e, ürünlerini tanıtmak için kullandığımız mecraydı bizim. Evet. Ki daha YouTube falan da yoktu. YouTube falan da yoktu. İlk 3 sene yoktu zaten. Evet. Ve orayı sadece bunlar için kullanmaya karar vermiştik. Nadiren belli turnuvalarda da çok da düzenli bir yayın politikamız da yoktu açıkçası. Bazen birazcık daha eğiliyorduk. E, keyfimiz yerindeyse birazcık daha özeniyorsa Şimdi Dünya Kupası 2018'de bir şey Gibi gibi, gibi gibi. Aha. Aynen. E, işte i̇şte YouTube'dan sonra orada da düzenli içerik günlük olarak girmeye başladığı için aslında oradaki etkinlikte birazcık orada artmaya başladı. Diyeyim. Ama zaten Sokrates'in ana politikası kendi içeriklerini duyurmak üzerine bir e, sosyal medya kullanımıydı. Bu zaman içerisinde tabii ki de gelişti. Buranın kitlesi büyüdü. Derginin büyüdü, YouTube'un büyüdü, podcast'in, sosyal medyanın büyüdü ve sonuçta biz de bir noktadan sonra sosyal medya hesap, ya yani sosyal medya hesaplarını da ayrı bir mecra olarak kullanmaya başladık. Ama yani bütün bunu yaparken Sokrates'in asıl beklentinin, izleyicinin, okuyucunun, dinleyicinin geri dönüşünden de, takipçilerin geri dönüşünden de Türkiye'de zaten Türk futboluyla alakalı çok iyi içerikler üreten ve düzenli olarak buna uzmanlaşmış olan e, sosyal medya mecraları var. Biz diğer alanlarla ilgili çok fazla eksik bizden hatta talep ediliyordu. O de. diğer mecranın ana işi de hatta tam işi de şey. Zaten biz sosyal medya. Sosyal medya. Şirketler veya başka futbol. Yani dergi veya YouTube kanalı üzerinden değil de daha çok ağırlık. Aynen. E, Bizim ana mecralarımız <laughs> dergi, YouTube, podcast, sosyal medyada genelde bunların duyurma amacıyken sosyal medyada bir noktada bir mecraya dönüşmüş hale geldi. E, biz burada da kendi yayın politikamızdan devam etmeye Türk futbolu ile alakalı da çok açık konuşmak gerekirse bu da bizim tercihimiz. O kaosa çok fazla girmemeye. Özen gösterdik şu ana kadar. Türk liginin herhangi bir şampiyonunu, şampiyonluk haberini veya mi? transferi Çelik vermek. Sadece. Orada evet. şunu söylemek lazım. O haberi paylaşmaya karar vermek o haberden ibaret bir karar değil. Değil. Türk futbolunla ilgili haberleri paylaşmanız lazım. Çünkü o zaman hangi haberi verdin, hangi haberi vermedin içinden... Yani hangi transferi yarım vermedin. Yarım bir şey oldu. Çünkü Aynen. habercilik evet böyle tepki verilen şeyleri duyurmakla olacak işte. hangisi yıldız transfer, hangisi değil bu sefer orada kafalar evet, Dolayısıyla işte bir haberci refleksiyle orada evet. zaten gelişmeleri, transferleri, şampiyonluğu, önemli maçları vesaire duyurmaya başlayacaksan o bir paket çalışma olur. Oysa ki <laughs> dünyadan tam olarak böyle değil. Dünyadan biz zaten yaptığımız yayınlarla ilgili o alanın tamamını kapsamadan aradan seçilmiş bir takım şeyler paylaşıyoruz. Türkiye ile ilgili haber paylaşacağınız zaman bunu böyle yapamazsınız. Yani ya bu arada bu arada biz bunu sadece sosyal medya kullanımı olarak söylüyoruz yoksa içerik yok dergide öyleydim. de Türk futboluyla alakalı düzenli olarak içerik üretiyoruz, kapaklara taşıyoruz, programlara taşıyoruz Tabii. vesaire vesaire. Ee, bütün bunları yapıyoruz. Zaten Türk futbolu ilgili içerikleri de sosyal medyayı bir mecra olarak kullanmayıp diğer mecraların ürettiklerini servis etmek için kullanıyoruz. Yani yarın öbür gün herhangi bir Takım şampiyonu olduğunda, x bir takım şampiyonu olduğunda Sokkaes de onunla alakalı daha önceden teknik direktördür ya da tarihinden biridir, o konuyla alakalıdır bir dosyası, röportajı varsa ki bunlar daha önce de paylaşıldı. Tabii ki. YouTube'da aynı Hı. şekilde bununla ilgili program yapıldığında oradan bir kesit paylaşıldı. Daha önceden ilgilenilmiş bir, ayrıca özelilmiş bir başka bir iş yapıldıysa bunlarla paylaşıldı. Bu ayrı bir şey ama anlık paylaşımda, anın içerisinde sosyal medya mecrasını kaybetmek istemiyoruz. Tabii. Özeti budur. Çünkü Tabii. yani mesela işte en son örnek verelim. Geçen ay derginin kapağında Abdullah Avcı vardı. Sağ olsun hem kulüp hem kendisi kabul ettiler ve röportaj yaptık. Biz çünkü o tip yani mesela şampiyonluk olduğu zaman da onun şampiyonluğun içinde bulunan insanlarla e, onun figürleriyle, kahramanlarıyla konuşuyoruz. Beşiktaş'ta da aynısı e, olmuştu. Aynen. İşte Galatasaray'da aynısı oldu. Hani Gomis'le konuşmuştuk. Yani bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşte e, ve içeriği üretiyoruz işte kapağı da koyuyoruz. Onun da içeriği de koyuyoruz. Ya da işte YouTube'da sonuçta bunun Türk futbolunu değerlendiren programlar var. Podcast'te geçen sene de vardı, bu sene de olacak. Hani Türk futbolu üzerine konuşulan. Transfer Aslında programımız var ya. İçerik üzerine transfer. var. Üstelik aynen bravo. Bu transfer programı var. Geçmişiyle de ilgili bu arada birçok hikaye var Türk Tabii. futbolunun. Yani sözlü tarihleri var bunun. İşte Fenerbahçe'nin mesela ama meşhur 100 gollük 103, trans, gol 103 gollü trans, şey şampiyonluk sezonunun asıl yazılı sözlü tarihi. Mesela ilk biz yapmıştık sonradan da mesela onun belgeseli de yapıldı. Yani bu içerik üretmiyoruz veya Türk futboluna tukaka bakıyoruz anlamında değil canım, ama değil sosyal yani içerik olarak biz her zaman görüyoruz hatta Tukak dememin sebebi de şu, işin negatif tarafları da var. Kötü yönetimim var, Türk futbolunun sıkıntıları var. Onları da mesela kaos sayısı yaptık özel dergide. Yani nedir mali sorunlar, nedir bu e, sürekli her sene milyonlar harcanıyor ama bir yandan kötü yönetimler var. Hatta bunu kulüp yöneticileriyle konuştuk falan dosyalarda yaptık. Altyapılardaki yani. cinsel Aynen. taciz kısmına kadar Aynen. konuştuk. Yani içerik anlamında her zaman görmeye çalışıyoruz ama işin, şurada son bir özetliğim lazım. Yani i̇şin işte sosyal medya kısmında, haber kısmında bunu görmemeyi tercih ediyoruz çünkü bu başka bir mesai. Ya yani bu soru çok geldiği gibi için anlatalım istedik. Ayrıca, bu soru, soru ekleyeceklerin bir... vardı. E estağfurullah misin? bu soru yok fazla bir şey yok. Hı -hı. Bu soru bize her sene gelmeye <laughs> devam edecek zaten. Buna alışık olmak lazım. Ee, biz dersine geldiğinde bir şekilde e, bununla yüzleşeceğiz bir şey. Ya biz söylemeden Ama... bizim yerimize söylüyorlar tabii, yani. tabii söylüyorlar insanlar. Zaten en azından şurada da bir araya gelerek tekrar bir anlatmış olduk. Aynen. Bir daha da oturup bir dahaki biz bize programında da bunu oturup bir daha anlatmayalım. Politika değişikliği olursa bir gün yaptığımız işler. Tabii de ki de o zaman İleride bir gün sosyal medyada başka bir kapsama tabii alanına gireriz. Biz başka türlü bir e, yönelime gireriz. O başka bir konudur ama şu anki gidişatımız budur. Böyle anlatmış olalım dedik. Başka ekleyecekleriniz Hı. var mı bununla ilgili? Ben de yok. yok. Ben de yok. Ben de değilim. O zaman kapatıyorum. Ee, sadece biz bizelerde zam için buluşmayacağız ileride. Yani başka şeyler için de buluşacağız. Yeni pandemilerde. Yeni. Aman hocam dur <laughs> dur daha daha çıkamadık bir de. çıkamadık. <laughs> Ulan. Ay sen çıkamadık. Ya, yani. <laughs> çıkamadık abi. Çıkamadık abi. <laughs> sevgili Can Öz, sevgili Onur Erdem çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ben Can Erler. Bu yönetim kurulu toplantım, canlı yönetim kurulu toplantımızda <laughs> tabii ki bu toplantıda başka departmanlarımız da oluyor. Onlara da bütün emekleri için, bütün Sokrates dergi ekibine, bütün Sokrates e, mecra üreticilerine burada teşekkür ediyoruz. Yeni sezon için heyecanlıyız her anlamda. Çok. diyoruz Ve biz bize de Sokrates icraatın içinden programında şimdilik veda edeceğiz. Yine daha hepsi olumlu olacak konularda tekrar görüşmek üzere. Mutlu, sağlıklı ve hepinize bol sabırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.